Aslı Tarcan Tıp Merkezi'nin sunduğu Biz Bize başlıyor. Ekranlarından herkese mutlu hafta sonları efendim. Sizi çok özledim. Cumartesi pazarı iple çekiyorum. Yusuf hocam sizi de görmeyi iple çekiyorum. Sizi çok özledim. Vallahi nasılsınız? Ben de seni özledim Deniz. Bir haftadan beri de görüşmüyoruz. Çok güzel bir hazırlık yaptık sevgili evet. izleyicilerimiz için. Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Programımıza çok yakışacak bir konuk. Neden? Çünkü çok sağlıklı, çok güzel. Bir kere en önemlisi doğal güzel. Ben bayılıyorum kendisine. Aynı zamanda çok yetenekli ve çok yeteneği var. Hangi hem birini konuşacağız? Sanatçı, hem oyuncu, hem çok güzel bir şarkıcı. Hem müzisyen, hem var. De çok iyi bir oyuncu. Onu ekranlardan artık tanıyoruz ama onun tiyatro ekranları da çok iyi tanıyor. Öykü Gürman bizlerle birlikte olacak ama biraz artık şey konuşmak istiyorum. Yani bu fitliğini, güzelliğini, doğal güzelliğini nasıl koruyor? Ufak tefek işlemler yapıyor mu? Hepsini öğreneceğiz. Bugün aynı zamanda hocamla biraz... Botokstan biraz bahsedeceğiz ama bugün tamamıyla botoksla ilgili tüm merak edilenleri cevaplıyor olacağız. Bir de Instagram sayfalarımızın son postun altında sorularınızı yazın lütfen. Yarın da canlı yayında sizin sorularınızı cevaplıyor olacağım. Evet, sağlık demişken bendeniz bu hafta dizimi sakatlayarak buraya geldim. O yüzden bu pozdan çıkamıyorum. Şimdi az sonra geldiği zaman sekerek yerime gideceğim efendim. Bana da nazar değdi nazar diyelim. Değdi. Sakarlık biraz mı nazar bilmiyorum. Değdi. Yok, nazar değdi. Hikayeyi ben biliyorum. Küçük küçük dualar edin denize. Lütfen. Peki o zaman ben yerime doğru sekerken ve Öykü Gürman stüdyoya gelirken bakalım programımızda daha neler varmış. Buyurun. Botoks nedir? Nasıl uygulanır? Kimler botoks yaptırmalı? Kimler yaptırmamalı? Botoksun yan etkisi var mı? Estetik amaçlı botoks nerelere uygulanır? Estetik dermatoloji uzmanı Doktor Yusuf Topal anlatacak. Hem güzel hem yetenekli. Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Öykü Gürman bugün Biz Bize de. Kendine nasıl bakıyor? Güzelliğini neye borçlu? Aşk hayatı nasıl? Ufukta evlilik var mı? Önümüzdeki günlerde hangi projelerle sevenlerinin karşısına çıkacak? Keyifli sohbeti ve güzel enerjisiyle Öykü Gürman sorularımızı cevaplayacak. Türkiye'de sağlık turizmi ne durumda? Sağlık turizmi neden önemli? Sağlık turizminin faydaları neler? Sağlık turizmini daha da geliştirebilmek için neler yapılabilir? İş insanı Aslı Tarcan, sağlık turizmiyle ilgili bilgiler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan Biz Bize de. Sağlık. Teşekkür hoş geldin ederim. Öykü. Teşekkür ederim. Efendim Öykü hoş Gürman bulduk. Bizlerle birlikte ama bir Yıldız Tilbe şarkısıyla. Evet, evet, bir Yıldız Tilbe şarkısı. Yine sevenler sevsin. Aslında uzun zaman önce aldığımız bir şarkıydı ama dizi çekimleri vesaire bir takım aksilikler oldu. O yüzden biraz zamana yaydık. Aksilik demeyelim aslında. Çünkü aslında bütün evet. Türkiye Öykü seni dizinle yani başka bir yere koydu. Sen bence bu arada bunu da sormak istemiyorum ama içimden geldi soracağım. Ben seni müzisyen olarak çok başka bir yerde görüyorum. Ama oyunculuğun bu arada gerçekten yarışacak değil. Üstüne de çıktığı zaman zaman yani müzisyen... Lig tarafınla oyunculuk tarafın çok yarışıyor. Senin gönlünde biri bir tık daha yukarıda olan hangisi? Her zaman şarkı söylemek. Evet. Her zaman şarkı söylemek. Müzik her zaman gerçekten belki biraz daha önde ama oyunculuk yaparken de şarkı söylediğim için yani bu performansa oyunculuk yaparken de gerçekleştirebildiğim için şanslı hissediyorum aslında kendimi. Çünkü dizide illaki bir şey oluyor. Hani bir söyle işte bir... O sana uygun yazdıkları içindir. Bir bölümde içindir. Evet biraz daha illa böyle bir hani oyunculuk yaparken o müzisyen tarafımı da değerlendiriyoruz. Aslında aksini de söyleyebiliriz. Vererek. Aslında bir yandan müzik yaparken de oyunculuk yapıyorsun. Değil mi? Evet tabii. Hocam doğru. Yani aslında bu evet, ikisi... Doğru. Aslında çok doğru. İkisi aslında... birbirine çok karma esasında birbirini destekleyen şeyler gibi daha çok. Ama burada daha çok senin sevdiğin müzisyenlik kısmı, sanat kısmı, şarkı kısmı. Ya tabii çünkü öyle tanındım evet. Ve yaklaşık ve şu hareketin, evlerin önü boyalı direktle beraber bu evet bu flamenco, palmas, ritim tutma, alkış
O yani o eller hemen böyle bir anda şöyle şöyle bir şeyler sahneye çıkar çıkmaz hemen o çocukluktan gelen o flamenco dünyası ister istemez. Tabii, çocukluktan gelen derken? Ya 8-9 yaşında dinlemeye başladığımız için flamenco şarkıları o yüzden böyle çok şey yaptık. Ailede galiba senin dışında bir müzisyen daha? Berk. Var. Yok aha. Hayır aile anne veya babada var mı müzisyenlik? Aslında annemin sesi çok güzelmiş ve Ankara Radyosu'nu kazanmış. Tamam. Evet onu hatırlıyor olabilirsiniz doğru. Teşekkür ederim bu detay için. O zaman TRT'nin Ankara Radyosu'nu kazanıyor ve aslında izin vermiyorlar. Maalesef biraz engelliyor dedemler. O yüzden böyle biz yaptıkça biz başarılı oldukça annem de babam da çok mutlu oldu. Anneannemin de sesi çok güzel. Ailenin ya aslında. Oradan geliyor aslında. Değil mi? Ailenin sesi ses tamamen. Oradan geliyor. Herkesin sesi çok güzel. Babada var mı biraz ses? Babam da hep yönetmen olmak istemiş. Hmm. O da öyle Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor. Elektrik elektronik mühendisliği bölümü. Ve hep böyle onun böyle gönlünde yatan fotoğraf sanatçılığı, işte fotoğraf çekmek, görsel sanatlar, kamera, kadraj, açı. Hep böyle onlara ilgi duyuyormuş. O zaman aile aslında de tam bir genetik olarak kullanmışsın. Anne ve baba, değil mi? Yani aslında hem Berk'te hem Öykü'de de galiba belki de hayallerinde, gönüllerindeki yatan tüm hayallerini belki sizde görmeyi belki bilmiyorum bu bir karma gibi düşünüyorum. Tabii tabii. Yani onlar yapmak istediklerini bizimle birlikte bir uzantısı olarak belki de kendileri yapıyormuş gibi hissettiler ve her zaman da destek oldular. Bence sanatın herhangi bir koluyla ilgili enstrüman çalmak isteyen ya da müzik eğitimi almak isteyen, oyunculuk, tiyatro eğitimi almak isteyen herkesin bu anlamda ailesinden de böyle bir desteğe ihtiyacı var. Çünkü anne görememiş mesela. Tabii annem göremediği için zaten hani aslında kendi yetiştiği gibi yetiştirmiş olsa belki biz de kendi yeteneklerimizin farkında olmayacağız. O çok farkındalığımızı doğru. Yaşamayacağız evet. Belki. Ama o yüzden ben hani ama şey de hani illa bir çocuk enstrüman çalsın diye böyle uzun uzadıya baskı yaparak zorlamak da yanlış. Eğer yeteneği varsa destek olmak lazım. Benim de kızım yani biz işte spora yönelttik, hı hı. Müziğe yönelttik. O spora yöneldi. Yani o zaten çocuğun yapacağı bir seçimdi. Zorlamanın bende değil mi hocam? Yani önüne bir sunmak lazım. Yani hı. Önce bizimki baleyle başladı mesela sonra sevmedi. Şimdi mesela, piyanoya mesela çok böyle sarmış durumda ve iki günde bir eğitim alıyor. Ve çok sevdi mesela. 3 yıl baleden sonra piyanoya döndük. Enteresan. Önüne sunmak gerekiyor. Sunmak, gerisini zaten evet. Çocuklarımız doğal süreçte ortaya çıkartıyor. Bizim programda aynı bir program isminde bir çok güzel bir program yapmışsın. Ben oraya geleceğim pandemide. Hem pandemi süreci nasıl geçti hem aslında de programı. Aslında pandemi değil de hocam karantina değil demek lazım galiba evet. Değil mi ona? Evet galiba biraz böyle tabii aslında hepimiz gibi geçti ya ben de evdeydim. Sonra böyle çok hızlı gelişen bir televizyon programı teklifi oldu. Sadece Ramazan ayı için anlaşmıştık zaten. Orada da çok şey öğrendim ama canlı yayın yapmak elbette çok zor. Çok haftanın bir de sevimsiz günü değil mi evden? Bence daha bana şey geliyor mesela. Şimdi her şeyin bir hamuru vardır. Şimdi canlı yayın yapıyorum derken bu kamerayı, bu ışığı veya evet. Bu ortamdaki insanları istiyorsun. Hı-hı. Yani mutfağına bakarken hı-hı. Salonunda çok daha zor bence mesela bunları yapabilmek bence. Evet 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 çok çok doğru. Zor bir süreçti ama keyifli de zaman geçirdik. Dikkat ederek tabii mümkün olduğunca. Hala da devam dikkat evet, etmeye. Evet hala devam. Çünkü biraz rahatlık görüyorum ben insanlarda. Biraz dikkat edeceğiz bu bayramdan mı? Sonra birazcık rahatlık hı-hı. Var. Ona katılıyorum ama dikkat edersek tekrar o kısıtlamalara girmeyiz. İnşallah. Hı-hı. Herkes dikkat etsin lütfen. Herkes hem sosyal mesafe hem de maske takmaya kalabalık ortamda. Biz de kendi payımıza düşen uyarıyı yapalım. Evet hocam ama bir yandan da ufak tefek kısıtlamalar geldi. Bunları da izleyicilerimize söylemek istiyorum. Daha doğrusu denetlemeler özellikle düğün, kına organizasyonları evet, seven evet. Bir toplumuz ama biraz bu konularla ilgili ihmalkar davrandığımızı düşünüyorum. Bugün itibariyle çok ciddi uygulamalar başlamış bulunmaktadır. Şimdi birazcık aslında Öykü programımıza da uygun olduğu için şimdi de hocamın bugünkü konusu botoks. Oyuncu... Ben de çok seviyorum öyle şeyleri. Şimdi onu konuşmak istiyorum. Evet. Çünkü genelde Türkiye'deki ünlü, daha doğrusu çok başarılı olanların dünya umurunda değil de her şeylerini çok rahat konuşuyorlar. Ajda Pekkan gibi. Hı hı. Artık hani belli bir seviye
Fakat belli bir zümre asla bu konularla ilgili konuşmayı sanki hani güzelliğinden bir şey eksilecekmişçesine. Bence ben bir şey görmüyorum. Ben biraz anlarım ama ben, ufak tefek bir şeyler yaptırıyor çok musun? Çok mimikli konuştuğum için ve şarkı söylerken kafa sesini kullandığımız zaman bu alın bölgesi burada bir kırışıklıklar oluyor ve orada ciddi anlamda bir kırışıklığım vardı. Onun için botoks uygulaması yaptırıyorum. Ama çok ben bu vitaminleri ve cilt bakımını genç yaşta yapmaya başladığım için benim yani şöyle söyleyeyim 5-6 seneye yayılan yani çok 20'li yaşlarımda değil ama 20'li yaşlarımın sonlarına doğru 30'larda başladığım için ben şanslıyım çünkü neden? Ben bir anda böyle mucize bekleyen insanlardan değilim. Ben zaten o profesyonel olarak o aklı başında insan evet, örneği. Ya onu hep yaşıyordum. Yani o farkındalığın ben zaten hep yaşıyordum hayatımda. Yani ben bir anda doktora gideyim de bana mucizevi şeyler yapsın, bir anda inanılmaz bir sonuçla karşılaşayım gibi bir şey hiç yaşamadım. Çok real bir istek de olmuyor Öykü. Zaten neyi değiştirecekler Öykü? Çok güzelsin ama. Şey. Ay, çok teşekkür ederim. Hayır, bence hocam ne değişecek zaten? Doğal güzelliğine dikkat ediyor ve evet, onu koruyor. Evet, bizim de herkes gerçekten onun dışında hiçbir şey yaptırmadım. Hatta bir ara burnumu mesela biraz düşünmüştüm. İşte bu sadece enjeksiyon burun dolgusu. Ha, burun dolgusu yapıyoruz evet. Çok teknik olarak anlatamadım kusura bakmayın sizin kadar bilemiyorum. aklıma gelmedi. Ama mesela sonra mesela sen anlat Karadeniz'de oynadığım karakterde Osman Sınav asla hiçbir şey elletmemem gerektiğini ve onun o karaktere uygun olduğunu ama sen daha kozmetik bir işte oynasan ya da öyle bir karakter oynasan ya da sen Öykü olarak hani bundan daha memnun olacaksan elbette bu senin kararın dedi. Ama sonra çünkü gözlük kullanıyordum ilkokulda. Bizim ailecek böyle sonra lazer ameliyatı olduk. Gözler hep bozuk. Siz böyle Karadenizlisiniz evet, değil mi? Evet Karadenizliyiz. Gözlük kullandığım için orada böyle bir şey olmuştu. Ufak böyle bir kemik çıkıntısı gibi oluşmuştu ama yani bu mesela doktorumla bunu konuştuğumda beni resmen böyle mat etti. Öyle bir cümle söyledi ki dedi Barbara Streisand, Celine Dion. Çok doğru ama sen burada ikisinden de güzelsin kusura çok bakma. Çok teşekkür ederim yani hayır mesela şey dedi bir şarkıcı olarak dedi ne kadar dedi hani. Doğru söylüyor ama. Karakteristik bir şeye sahip dedi yaptırsaydı dedi mesela o yaptırırdı bunu hiç düşünmedin mi dedi. Çok da severim Barbara Streisand. Evet, karakteristik şeyleri çok değiştirmemek evet, lazım. Çok hemfikirim doktorumla. Onun dışında da dediğiniz gibi hep de konuştuğunuz gibi sizin de hani takip ettiğim kadarıyla sohbetlerinizde evet, geçtiği üzere tamamen lekelenme ya da yağlanma, işte ciltte vitamin enjeksiyonu bunları yaptırıyorum ve bunlara asla karşı değilim. Zaten bunlar inanılmaz şey yapıyor. Yani cildi diri canlı tutuyor. C vitamini içmek gibi bir şey aslında. Evet çünkü cildimiz de yaşla, beslenmeyle ve aynen, işte yani hava koşullarıyla her şeyle zaman yıpranıyor, içinde yıpranıyor. Bir de set ortamının. Tabii, set ortamı çok ışık altındasınız, yemek makyaj düzeni, yapıyorsunuz sürekli. Tabii. Hani sürekli bir de düzenli setlerde, bir yaşam da orada zor oluyordur. Hocam setlerle ilgili dışarıdan bakan yani sizi ekranlardan izleyenlerde şöyle bir intiba var. Öğlenleri sushi yiyorlar sabahları artık kruvasanla mı başlıyorsunuz? Hani ve şey bunlar tabii oyuncu takımı. İşte günde 6-7 saat belki çalışaraktan ben 20 saatten aşağı çalışmayan oyuncu görmedim. Genel olarak ister istemez sabaha doğru börek olsun, tost olsun. Kahvaltı yani hafif geçirmeye çalışsak bile Trabzon'da tereyağlı zor, ekmekler. O güzel. Mıhlama. O güzel. Mıhlama kuymak. Mıhlama olmazsa olmaz kuymak. Yani bir böyle bir Akçaabat olmaz, köfte. Olmaz. Evet yani şimdi. Bunlar iyi. Ama o dönem kilo almıştık mesela çünkü sporda yapamıyoruz. Tabii. Çok saatlerimiz de belli değil. Dolayısıyla çok acıkıyoruz. Geç saatte otele dönüyoruz. Otelde konaklıyorduk. Otele dönünce yiyecek bir şey bulunmuyor. Açık olan ne yer var? İşte köfteci zaten pideci hep açık. Ondan sonra köfte pide biraz geç saatte çünkü acıkınca da çok olmuyor.
Yani uzun saatler çalışılıyor. Evet, enerjim çok düşüyor. Bir de ben yemek yemeyi çok seviyorum yani. İştahlı yemek yemeyi sevenleri ben de çok seviyorum. Metabolizma olarak. Yani zaten kuyumak, mıhlama, hani böyle Karadeniz pidesi, yani oralarda olup da yememek mümkün değil deniz. Şimdi evet, orası öyle yani. Hocam ama. Yani. Hani her yörenin bir kaç güzelliği kaç sene kaldınız? 3 sene. 3 senede her gün pide yenmez yani. Şu anda spor diyet nasıl? Ne durumda spor diyet? Valla şu an biraz daha biraz kendime gelip, yani bu pandemi sürecinde de ben böyle o yemek programı, gündüz kuşağı evet. programını yaparken de çok fazlaca hamur mayalamayı ve hamurla bir sürü işte şeyler yapmayı öğrendim. Sevgili gelen konuklarımızdan, aşçılardan. Herkese o yemek yüzden yapmayı öğrenmiş ya, kitap okumayı. Ve ben de tabii yaptım geliştirmiş. Yani. Yani yaptım ve yedim de. Biraz çalıştıkça galiba, aktif oldukça ben şeyim. Çok doğru. Kilo verebiliyorum ya da formuma dikkat edebiliyorum. Yani çalışmak beni kurtarıyor. Ben çünkü evde oturduğum zaman böyle sanki böyle zamanım boşa geçiyormuş ve ben zamanı, hayatı kaçırıyormuşum gibi de hissediyorum. Evet, o yüzden çalışırken yemek daha az aklıma geliyor. %100. Evdeyken daha çok geliyor. Televizyon karşısında veya kitap okurken veya evet. ne yapıyorsanız yapın. Bu benim için de geçerli. Ben de ufak bir sakatlık geçirdim. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Geçen pazar oldu. Hı-hı. Pazartesi, salı, çarşamba yatmak zorunda kaldım. Yemediğim şekerleme, kurabiye, abuk subuk, yani işte junk food diyebileceğimiz, evde bulabildiklerimiz, bizim evde de çok bulunmaz normal şartlarda. O psikoloji insanı yemeğe itiyor. Ama çalışırken, aktifken bambaşka bir duygu tabii. Hı-hı. Sen böyle üreten ve üreterek mutlu olan bir çok. Genç kadınsın. Evet. O yüzünden de çok belli evet, oluyor. Onu da ederim. Söylemek istiyorum. Hı-hı. Ve bu müzik, özellikle müzikle ilgili başka bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi öykü normal şartlarda burada çok böyle ne diyorlar? Playback söylemekten hoşlanan bir müzisyen. O yüzden müzisyen. Bayağı söyledim bile. Bayağı söyledim ben buradan. Gönlümden gelip geçenler. Biz duyuyorduk burada. Evet, söyledim bayağı. De durduramıyorum kendimi. Şarkının nakaratını da seviyorum ama birazcık söyleyeyim. Efendim, kısa bir yayınımız şu an kısa bir kesilecek. Tekrar yayına döneceğiz. Tamam. Buyurun. Evet efendim, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Lübnan'daydı. Biliyorsunuz maalesef ki hepimizin şoke olduğu, çok üzüldüğü büyük bir olay yaşandı. Evet, maalesef. Arkasından bir sürü şaibe getirdi. Biz kaza olduğunu düşünmek istiyoruz. Saldırı vesaire derken olay yine oradaki maalesef masum insanlar oldu. Tekrar oradaki tüm insanlar geçmiş olsun. Çok üzüldüm ben. Çok enteresan görüntüler de görmüşsünüzdür. Doğumhanede yakalananlar, evlenirken yakalananlar maalesef. Evet. Çok üzücü, ihmalkarlıksa gene sıkıntı, saldırıysa gene sıkıntı. Çok geçmiş olsun diliyoruz efendim ekip olarak. Evet, şimdi biraz da aslında tekrar mevzudan, bu negatif mevzudan pozitife doğru dönelim. Birazcık gene sağlık konuşmaya devam edelim. İçeriğimiz sağlık. İki şey soracağım. Fiziksel olarak güzellik değil sadece, zor işler bunlar. Sahnede yani performans sanatı güç de gerektiriyor. Hem bunun için, hem bir yandan ne olursa olsun biraz önce öğrendim ve gerçekten çok şaşırdım. Öykü 38 yaşındaymış. Gerçekten çok şaşırdım. Kimse demez 38 gerçekten diye Öykü. Demez. Gerçekten demez. Kimse demez. Gerçekten. Hissettiğim yaşta kaldım. Zaten herkes öyle diyor. Bütün hayranlarım, fanlarım, herkes böyle sürekli inanamıyoruz gerçekten mi? Google'da yazıyor zaten internette, hani hiç de saklamıyorum da. Tam tersine çok mutlu ve şanslı hissediyorum çünkü göstermiyorum yaşımı, kendime iyi bakıyorum. Bir de enerji beden de yüksek. Yaşım, enerjim, o çocuk sevincim, yaşam enerjim hiçbir zaman bitmiyor. Peki ne yapıyoruz? Yani biraz şey yapabiliriz böyle hem sevenler için, hem de ben merak ediyorum. Benim gibi merak eden insanlar da vardır. Beslenme, spor, bununla ilgili bir iki yani böyle tüyo versek. Aslında uykuma dikkat ediyorum set zamanları dışında. Yani evdeysem eğer. Çünkü bence o çok geç uyumak insanı çok yıpratan bir şey. Çünkü geç uyuduğunuz zaman geç uyanıyorsunuz ve gün bitiyor.
Erken yattığımda kendimi daha dinamik, enerjik ve güne daha hazır hissediyorum. Çok doğru. Bu cilt yıkama, temizleme durumunu hiçbir zaman pas geçmem. Ya yani o bende her zaman bir alışkanlıktır zaten. Makyajda yatmıyoruz. Evet. Setten dönüşte kaç olursun? Yani normal günlük hayatta da ben muhakkak böyle bir karma bir cildim var ve hani o yağ dengeleyici ve hani jeller, yıkama jelleri muhakkak, yani yüzümü yıkamadan asla, hani uyumam da, uyandığımızda da zaten yıkıyoruz ama benim dediğim hani ürünle birlikte gül suyu kullanıyorum. Çok seviyorum. Özellikle çok organik bir cildi gül suyu. Çok güzel yetiştiriyoruz. Onu yayından sonra paylaşırım sizinle. Gül suyu, yani bildiğimiz gül suyu mu yoksa evet, böyle kozmetik? Gül suyu. Yok, gül suyu. Gerçekten onu tonik olarak onu sıkıyorum. Özellikle makyajdan önce de sıkıyorum çünkü o nemlendiriyor ve şey yapıyor. Başka bir firmanın kullandığım yine bu yüz spreyleri. Yüz spreylerine çok önem veriyorum ben. Çünkü benim sürekli cildimi kremden de ziyade mesela jelle, jel kremle hep nemli tutmam gerekiyor. Çünkü karma bir cildim olduğu için yağlı ya dönük. Makyajı da her şeyde böyle emiyor. Çekiyorum ben. Sürekli emiyor yüzüm. O yüzden o kalıcılığı sağlamak için daha ince ürünler kullanıyorum makyaj malzemeleri sette de, olarak. Sette evet, de. Sette de mesela güneş kremi kullandım sadece kapatıcı olarak. Yine böyle çok önemsediğim ve kullandığım bir markanın ürünü. Çok güzel kapatıcılığı olan, aynı zamanda da yazlık havuz başı, deniz kenarı havuz başında da kullanılabilecek bir ürün. Akmıyor. Aslında eskiden şey güneş kremi, yani sisi krem, BB krem gibi. Yani normal işte bu eskiden sütçükler falan vardı. Hani hep böyle bir inanış vardır. Bütün oyunculara böyle hep şey diyorlar ya, bu makyaj güzeli, bunun işte fondötensiz bir görelim. Böyle bir şey yok. Orada sürülen çok incecik. Evet, ince sana zaten ürünler, denmiyor da ayrı bir konu. Var. Yani artık öyle kalın ürünler pek zaten sette kullanılmıyor galiba. Evet, kullanılmıyor. O doğallığı da yakalamak için asla. Yani bir muhabirin makyaj tekniğiyle bizimkisi, bir oyuncununki biri olamaz. Oynadığı karaktere göre değişir ama elbette ki muhabirler daha fazla, daha ağır makyaj yapmak durumunda kalıyorlar. Onun dışında uyku düzeni, beslenme. Ben genelde annem kaynaklı hep zeytinyağlı ve sebzeci bir tipim. Çok yani etimi de yerim tabii ama öyle çok hani et, balık, tavuk yani severim fakat ama hocam, daha benden çok zeytinyağlı. Zeytinyağlı. Yok, hani Deniz engin... ben biliyorum artık, Deniz tam böyle etçi. Nasıl? Protein yani, diyet var. Ama gerçi ama spor da yapıyorsun Deniz. Ben ama karbonhidratla karıştırmıyorsundur. Yok, en azından. Yani asla. Çok ama çok yiyorum ben. Yani ama yani çok spor yapıyorsunuz. Geçen hani, şimdi Aslı Hanım da gelince söyleyebilir, orada iki seferdir kanıma alınıyor. Çok aslında pembe olması lazım kanımızın, sağlıklı ol. Benimki inanın böyle simsiyah çıktı. Onu sigara içmiyorum. Alkol kullanmıyorum. Onu yapmıyorum. Neden böyle sürekli spor yapıyorum? Çok protein. Öyle miymiş? Evet. Aa, ona dikkat edeyim ben de. Dikkat et. Ama zaten bu kadar... Ya arada kan vermek gerekiyor bu arada. O çok evet, sağlıklı evet, bir şey. Ben de ona dikkat ettiğim için şimdi yani kan yani zeytinyağlı deyince... işi iyi bir şey aslında. Beni örnek almayın demek isterim hocam. Ya hamur işi çok zararlı. Zeytinyağlı güzel bence. Evet, gerçekten beslenme düzeni olarak. Çok geç saatte yemek yememek gerekiyor. Buna dikkat ediyorum. Yani saat 9'da 10'da akşam yemeği falan yemem ben. Kaçta yemem... yiyorsun Öykü? Yani 8, çok 6 gibi de değil ama. Ha, ben de zannettim 5'te yiyorsunuz. 9'da yenmez deyince. Yok yok. 8. Hayır, böyle görüyorum çünkü biz stüdyoda, sette yani biz hep böyle daha geç. Ya Türk halkında böyle bir şey var hakikaten. Yani geç yemek yeme. Akşam yemeğini geç yeme diyeyim daha doğrusu. Ama 6'da da yediğim zaman bu sefer gece oturduğum için çok acıkıyorum. Gece oturuyor musun? O yüzden evet. Yani geç uyumamaya çalışıyorum ama gece oturuyorum. Yani benim çünkü böyle şeylerim de var. Yani işte yabancı dizileri izlemeyi seviyorum. Kitap okumayı seviyorum. Hani gece böyle bana ait kalan zamanlar var. Çok kıymetli. Ben de herkes gibi elbette sosyal medyada vakit geçirmeyi seviyorum. Mısır sadece. Ha, iyi. Evet, mısır. Güzel. Peki bir de insanı, ben bunu söylüyorum da kendim, biz burada biz Müzmin Bekarlar grubu olarak insanı biraz böyle aşk da yukarı tutar. Evet. Hiç, yani onun böyle hayatını, özür dilerim ya, bunu sormak zorundayım. İkinci soruyu. Tabii, hayatında biri var mı şu an? Var. Var. Onun ve da enerjisi var demek ki. Onun enerjisine ben de inanıyorum. Evet. Özellikle bir kadının birlikte hayatı paylaştığı kişiyle aynı bakış açısına sahipse ve birlikte eğer paylaşabiliyorsa hayatı, bunun bir kadının mesleğinde ve başarılarında da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hani babamla çok büyümedim. O yüzden annem ve babam 10 yaşındayken boşandılar. Ama iletişimimiz hep devam etti.
hem de çok sağlıklı bir şekilde devam etti. İyi ki de ayrıldılar yani. Bazen çocuk olarak bunu göremiyoruz ama şimdi daha iyi görüyoruz. Dolayısıyla o baba eksikliğini çok yaşamış bir kızım. Yani hani onunla olan paylaşımlarımın eksikliğini bütün hayatım bu yaşıma gelene kadar fazlasıyla hissettiğim alanlar var. Dolayısıyla erkek arkadaşımın, eşimin, sevgilimin neyse adı her neyse ya da her ne olacaksa hayatı paylaştığım kişinin bu anlamda o şefkatine, paylaşımcı tarafına bir kadının, bir kız çocuğunun her zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bunun eksikliğini çok yaşadım. Yani sadece maddiyat değil, manevi olarak da babanın her zaman... Çünkü öyledir, bazen görüyorum mesela böyle çok daha iyi iletişim içinde olan kız çocukları hepimiz ve babaları. Hepimiz için geçerli bu arada bunlar. Maalesef ben onu yaşamadım. Hani bu benim birazcık hassas noktam aslında. Yani şunu da söylemek isterim. Yani ailelerin, Öykü orada çok doğru bir şey söyledi. Bazen çocuklar için hayırlı olan anne babanın ayrılması. Bazen evet. Öyle ortamlar var ki anne baba ayrılmıyor ama çocuklar cehennem azabı çekiyorlar. O da ayrı bir konu. Hı hı. Bunları söyleyebilmek, özellikle durduğun yerden bir kere daha tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kere daha alkışlamak istiyorum. Biraz önceki bu küçük dokunuşlar, estetikle ilgili ki duruşun o nasıl söyleyeyim, gerçek insan duruşun bu konuyla ilgili de net. İnsanın kendine aslında küçüklüğümüzden gelen o kodlardan dolayı hatalar yaptım, beni zorladı diyebilmesi de büyük bir cesaret, onu da söyleyeyim. O, evet. Bu da bir galiba olgunlaşma. Ne kadar güzel ifade ettin. Aslında özet bu. Bence insanın her yaşadığı bir sınav, bir sınanma ve bütün yaşadıklarımızdan birçok şey öğreniyoruz. Olumlu ya da olumsuz, ama tecrübe dediğimiz şeyler olumsuz şeyler oluyor zaten. İnsan olumlu şeylerle çok tecrübe büyümüyor. Demiyor onlara. Büyümüyor. O yüzden ama hayat konuşulmuyor, yaşanıyor bir yandan da. Çok güzel. Bu sebeple ben gayet iyi yaşadım. Yani ben farkındalığı yüksek ve bu anlamda duygulara, ahlaki duruşa, değerlere, değer yargılarına, adalete, merhamete, vicdan duygusuna, iyi niyete, iyiliğe, insan olmaya hayatta çok önem veren biriyim. Çünkü her şey geçecek, ün, şan, şöhret. Biz de geçeceğiz bu dünyadan, beden de geçecek, ama nefsimize yenik düşerek değil de biraz nefsimizin farkında olarak yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani... bunu söylemiş olmak için söylemiyorum. Gerçekten bu tecrübeyle sabit. Yaşantına da sabit canım. Evet, yani iyi niyet, iyilik, iz bırakmak adına bugün Neşet Ertaş türküleri dediğimizde, Müzeyyen Senar dediğimizde, Zeki Müren dediğimizde nasıl güzel hatırlıyorsak, yarın bir gün ben de aynı şekilde bu şekilde yaptığım eserlerle, şarkılarla ya da sesimle bir gün bir yerlerde bir şekilde rollerle. Evet, anılırsam ne mutlu bana. Ama iyilik kavramı hakikaten günümüzde şu an çok yozlaşmış ve hoşgörüsüzlük ve saygısızlık da çok yozlaşmış durumda, özellikle sosyal medyada. Buna gerçekten çok sinirleniyorum, yani ciddi anlamda sinirleniyorum. Yani çünkü eski geleneklerimizi biraz hatırlamamız zorunda değil. Lazım gibi evet, geliyor. Kimse oraya. Kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Evet. Yani saygı da duymak zorunda değil. Bu arada saygıyla konuşmak zorunda. Yani ya da evet. Yorum yaparken sevmeyebilirsiniz birini. Saygı duymak zorunda da değilsiniz. Ama bunu küfürsüz, işte bu da kelime hazine eksikliğinden. Evet. O da az kitap okuduğumuz için. Hı-hı. Yani insana öyle bir kelime söylersiniz ki evet. Böyle okkalı bir küfür etmekten çok daha unutamayacağı bir ders, hı-hı, olur. O da ancak böyle çok bol doğru. Okumakla... Kendini bilmekle oluyor. O yüzden maalesef bu da bir sınav bence. Şu geçtiğimiz dönem öyle düşünüyorum. Evet. Hocam bugün biraz tabii bu konularla ilgili de hatta girişi Öykü yaptığı için bu güzel bir konu. Öykü de böyle girdiği için botoksla ilgili belki de biraz önce Öykü Gürman'ın söylediği gibi baktığımız zaman Türkiye'deki en doğal, en güler yüzlü oyuncuların başındasın. Botoks yaptırdığına kimse inanamaz. Evet. Ama yani bakın mesela hakikaten çok pardon yok, girdim. Mesela kaşlarımı çattığımda şu anda çatıyorum mesela. Yakın plan verebilirsek. Bakın mesela yani şimdi ben bunu şey yapamam ki, yani inkar edemem ki. Şarkı söylerken inanılmaz çizgiler oluyordu alnımda. Yani çok çizgiler oluyordu. Ne zamandır yaptırıyorsun Öykü? Bir kere mi, kaç sefer oldu? Yok hayır, yani ben
3-4 yıldır Sen Anlat Karadeniz sürecinde itibaren. Çünkü mesela ama orada dikkat edin, etkisi geçmeye başladığında bir ağlıyoruz. Nasıl ağlıyoruz ama bütün diğer oyuncu arkadaşlarımla. Böyle yüz, göz, makyaj, burnumuz akmış, alnımız kırışmış falan, nasıl yani? Hani o yüzden bütün oyuncularda zaten oyuncu botoksu denilen bir şey var. Ama işte o güzel bir olarak botoks yapılıyor. Evet, o güzel botoks. Orada oyuncu yarın botoksu. Anlatacağız oyuncu botoksunu. Mikro botoks da deniyor, natural botoks da deniyor, soft botoks da deniyor. Birkaç ismi var. Çok az önce bahsederken çok doğru bir şey söyledim. Ben çok erken yaşlarda başladım cildime bakmaya. O yüzden de hani çizgileri... Bana göre hani erken. Yine ama tabii 18-19 yaşındakilere de kızıyorum da. Şöyle. Hani... Az önce hani mesela cildime vitamin yaptırdım. Hani bakımlar yaptırdım diyorsun ya. Esasında ileride ulaşabilecek problemlerin önüne set koyuyorsun. Hiç oluşmuyor. Hah, mesela evet. Bunun daha geç yaş alıyorum. Koruma. Aslında. Yani daha geç yaş alıyorsun. Her zaman da yaşının güzeli oluyorsun. O yüzden biz 38 dediğim misal az önce biz şöyle bir durduk. Evet, ben biliyorum. Yani değil. 38 değil karşımdaki, o kesin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve burada aslında şeyi de konuşabiliriz. Onunla başlayalım hocam size. Evet. Nerelere uygulanır? Nasıl, yani hangi alanlarda uygulanır? Yani şöyle, yüzün üst 1/3 mimik çizgilerimizin olduğu alanlar diyoruz. Yani öyküde de zaten evet, yapılan anladım. Alanlar orası. İşte alın çizgisi, işte iki kaş arası çizgileri, bir de kaz ayakları. Botoksun şu anda bilimsel olarak onaylandığı kısımlar, dünyada FDA olarak da onay verildiği kısımlar, sağlık açısından bu bölgeler. Bu bölgelere uyguluyoruz. Uygulama tabii injectable bir uygulama. Hani herkes soruyor işte hocam anestezi kremi sürüyor musunuz, uyuşturuyor musunuz falan diye bölge. Hiçbir şekilde anestezi kremi sürmeye gerek yok. Bilmiyorum sana sürdüler mi yaparken. Hani yok başlarda falan. Bir yok yok hayır. Hiç gerek yok. Mesela en çok bu soru geliyor. İşte acıyacak mı, şey yapacak mı? Ya acıyor mu hocam? Yani çok bir iki acısa da ben dayanırım şey ya. Yok, Şimdi böyle söylediniz, ben de kendim böyle gariban gibi, ben de o alıp onu böyle yoğurt gibi suratıma sürdürmeden yaptıramıyorum. Yok yok acımıyor. Şöyle bazı kişilerde anestezi kremi şöyle bir etki olabiliyor. Anestezi kremi botoksu bozabiliyor. Onu söylediniz yani şimdi. Onu, o yüzden ben bunu bilmiyordum. Bununla 12-13 yıldan beri botoks yapan bir hekim olarak bunlarla karşılaştığımız için ağrı işiniz varsa anestezi kremi botoksun etkisini bozuyor. O önden sürdüğün %50 hastamızda bozuyor. Onu gördünüz. Yani uygulamayı yaptıktan sonra da zaten bazı öneriler söylememiz gerekiyor. Yani çok kısa bir uygulama esasında. Nasıl yapılıyor? Bir kere zaten bu dolguyla botoks birbirine sürekli karışıyor. Onu artık izleyicilerimiz biliyor farkı diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Alında kaşlarımızı yukarı kaldıran bir kas var. Frontal kas dediğimiz. İsimlere çok takılmayın. Tamam. İşte kaşlarımızda kızdığımız ortada bazı kaslarımız var. Bir tane ortada, iki tane böyle martı kanadı gibi açılan kaslarımız var. Bunların hareketlerini azaltacak şekilde belli noktalara, örnek iki kaş arasına 5 noktadan, alına 4 noktadan, işte kaz ayaklarında da yüzeyler olarak şurada ortaya çıkan çizgilerimizin olduğu yerlere 3 noktadan. Bu genel olarak önerimiz ve yaptığımız uygulama. Ama tabii ki kişiye özel dağıtmamız gereken, mesela az önce dediğin gibi sanatçı botoksu, mesela sanatçı oyuncu botoksu. Yapamayız. Ya da şarkıcı botoksu da olur yani. Yani birçok isim veriyorlar şarkıcı. Evet adını esasında, ben adını koydum. Esasında hepsi aynı yere şimdi çıkıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şarkıcı botoksu ile oyuncu botoksu arasında fark mı var? Onu şey değil. Orada birazcık da kişi yani, dinlemek gerekiyor. Mesela öykü biraz dese biraz mimimiz kalacak yani. Ben hocam, bundan bahsediyorum. Ben biraz mimim kalsın. Ben burada kalsın hafif belli hep olsun doğal. Derse o zaman o 5 noktayı 3'e indiriyorsun. Hani burayı kişiye göre tamam, yorumlamamız gerekiyor. Ben işte bundan gerekiyor. Bahsediyorum. Benim daha kısalıyor. Orada birazcık tabii önce karşımızdakini dinlememiz gerekiyor. Evet, evet. Dinleyip ona göre uygulama yapıyoruz. Bir normal botoks, yani tüm mimikleri durduran botoks yaptığımız hastalarımız var. Hani her ne kadar şarkıcı botoksu istese de yapamadığımız. Ama onlar kime göre, neye göre? Şöyle. Alnına bakıyoruz öykü. Çizgi var. Şimdi ben de çok hafif var. Benim botoks zamanım geldi bir kere. Sizin onu gelmiş hocam. Şurada da var. Ben şimdi söylemeyeyim çok dedim ama o da doğal görünüyor. Ama erkekte yani hani kadın gibi yapmıyoruz demiştik ya. Evet. Çok sert yapmıyoruz. Olmuyor. Kadın gibi davranamıyoruz. Şöyle, olmuyor. Photoshop gibi pırıl pırıl açamıyoruz erkekleri. Photoshop uygulamaylaymış gibi oluyor gibi. Yoksa. Erkekte evet. Biraz antipatik oluyor. Yani evet, orada çok. Baktığımız şey şu. Çizgi var. Mimik yaptığında da artıyor. Çok derinleşiyor. Botoksa başlamanız lazım.
Çizgi yok. Çok derinleşmeden mesela başlayayım. Normal, evet. Mimik yapmıyorken çizgi yok ama mimik yaptığında hafif hafif ortaya çıkıyor. İşte o zaman o soft botoks dediğimiz, şarkıcı botoksunuz ya da az mimikleri çok kaybetmeyen diye bahsettiğimiz botoksa küçük dokunuşlar yapıyoruz. Bu sefer kasın içine hamle yapmıyoruz. Yüzeye yapıyoruz, çizgilerin oluşumunu engelliyoruz. Yani dümdüz kaldırdım, çizgi ortaya çıktı. Ama bıraktığımda, hiç mimik yaptığımda her yerim tertemiz. Hı hı. O zaman küçük dokunuşlar yapmak yeterli oluyor. Ama kaşları kaldır, çizgi var, kaşları kaldırdığımda daha da derin. Ya da kızdığımda iyice ne derinleşiyor. İşte o zaman tam botoks uygulamak gerekiyor. Aradaki benim başım ağrısı, baş ağrıma benim çok iyi geldi. Migrende özellikle inanılmaz bir şey, ilk defa duyuyorum ben. Ve migrende bir tedavi zaten. Inanılmaz rahat hissettim. Migreni olanlar çizgileri oradaki, de varsa kesin yaptırsın. Dediğiniz gibi oradaki migren kadar yani o kadar yüksek seviyede değildi. Hı-hı. Ama böyle o düştükçe yani oradaki o dondurma işlemi, oradaki o kasları, evet, benim böyle daha nasıl diyeyim? Sanki böyle o basıncı azaltıyormuş gibi, evet, bir his. Evet, rahatlıyor burası. Hani böyle annelerimiz takar ya tülbent, yani başın, evet, ağrınca. Evet. İşte onunla sıkıştırınca da botoksa da sanki öyle bir etki yaratıyor. Gerçekten buna inanın yani. Şimdi migrende öyle bir tedavi çeşidi zaten. Migren tedavisinde ilk tedavilerden tabii ağızdan hap olarak da ağrı kesiciler veriliyor. Ama botoksta hem ense bölgesine hem de ön migren varsa buraya migren tedavisi yapılıyor. Arkadan mı hocam iğneyi yapacak? Enseden başlıyorsa migren, enseye de yapılması lazım, alna da yapılması lazım. İki kısma yapınca rahatlıyor. Enseyi ilk defa duydum. Ben yani, evet, zaten migrene iyi geldiğinde bu arada ilk defa duyuyorum. Yani bu migren de bu arada yani gerçekten. Gerçek migren yaşayanlar için söylüyorum. O korkunç bir şey. Evden dışarı çıkamıyorlar. Evet, evet. Yani botoks yaptırmaktan korkmasınlar. Sadece izleyicilerimize şunu diyeceğim. Doğru zamanda başlasınlar. Bu bir. Kime yapılmaz o zaman? Yani kime yapılmaz tabii. Bizim klasik triatlarımız var mesela. Nedir? İşte gebeye, emzirene yapılmaz. Evet. Bu bir. Hı. Yani loğusalık bitmeden lütfen botoks istemesinler. İsteyen var mı hocam? Var. Oluyor. Herhangi bir zararı var mı? Esasında bilimsel olarak yok. Ama geliyorlar. İkinci, üçüncü ay. Bilimsel olarak yok ama bu genel etik kuraldır mesela. Hı, evet. Etik kural gereği yapılmaması lazım. Saç bile boyatılmaz zaten yani hamileyken. Tabii kimyasal hiçbir şey yok ya da dışarıdan herhangi bir şey yok. İşte kanser hastalarını, hı, yapmıyoruz. Evet. Remisyona girdiğinde yapıyoruz. Öyle hastalarım da var benim. Mesela iyileşmiş, tedavi tamamlanmış, gel diyor. Bir güzelleştiriyoruz. Hem moral, motivasyon olsun tabii diye de yapıyoruz açıkçası bazı şeyleri. Tabii. Yapmıyoruz. Bir de nörolojik ilaç kullanan, nörolojik hastalığı olan kişilere uygulanmıyor. Onu söyleyeyim. Onun haricinde herkese uygulanabilir. Nörolojik... Mesela şey sorusu geliyor. Kan sulandırıcı kullanıyorum hocam, yaptırabilir miyim? Yaptırabilirsiniz. Evet. Hiçbir engel yok. Sadece bunu doktorunuza söyleyin ki enjeksiyonu yaparken... İşte buzlama işlemi yapsın, morar mı olmasın, daha rahat bir işlem olsun. Nörolojik derken mesela örnek vereyim, ben yanlış anladım herhalde. Şöyle mesela... Parkinson hastalığı örnek, tamam. Alzheimer hastalığı örnek, işte felç, tamam, örnek. Yani bir de antipsikotik gibi yüksek yoğunluklu antipsikiyatrik ilaç alanlar. Onu soruyorum. Olmaz mesela, onlara da yapılmaz. Yaptırmamamız lazım. Yok, onlar yapılmaz. Zaten hani bipolar gibi, majör depresyon gibi hastalıkları olan bütün kişilere... Bütün botoks yaptırmaması gerekenlerin hepsi yaptırıyor benim etrafımda botoks o zaman. Botoks yaptırmamasını öneriyoruz. Gerçekten. Hocam, farklı çözümler de var, onları sunuyoruz. Kısa bir reklam arasına gidelim, sonra tekrar devam edeceğiz. Aslı Tarcan Tıp Merkezi'nin sunduğu Biz Bize devam edecek. Koçak Telia yüzükle ihtişamın sarısı ellerinde. Şimdi özel fiyatıyla e-koçakgold.com ve tüm Koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. 5 kıta, 32 ülkede satılan mavi serumdan Türk halkına özel büyük fırsat. 4 adet Urav mavi serum ve derma roller 650 TL yerine sadece 500 TL. Urav mavi serum, urav.com.tr ve tüm eczanelerde. Koçak Telia yüzükle ihtişamın sarısı ellerinde. Şimdi özel fiyatıyla e-koçakgold.com ve tüm Koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Aslı Tarcan Tıp Merkezi'nin sunduğu Biz Bize devam ediyor. Türkiye'de sağlık turizmi ne durumda? Sağlık turizmi neden önemli? Sağlık turizminin faydaları neler?
Sağlık turizmini daha da geliştirebilmek için neler yapılabilir? İş insanı Aslı Tarcan, sağlık turizmi ile ilgili bilgiler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan Biz Bize de. Efendim, stüdyomuzda bir başka güzel bir hanımefendi var. Aslı Tarcan bizlerle birlikte. Aslı Hanım, biliyorsunuz, kocaman bir kliniği, hastanesi var. Geçen günlerde hatta biz de ziyaret ettik. Ben o gün glutatyon mu yaptırdım? Ozon terapi. Ozon terapi yaptırdım. O gün işte bu kanımın rengiyle ilgili olan konuşmayı da birlikte yapmıştık. Ben de geleyim size. Gelin, mutlaka bekleriz. Onu çok merak ediyorum. Deniz Hanım'ın da özellikle her insanda olmuyor ama bayağı bir konuydu. Beslenmeden dolayı kendisi ben itiraf de, etti. Ben de o protein diyetinden mi? Proteinden mi kaynaklı? Vallahi hocam bilemiyorum şimdi. Yani vampir rahatlama, siz düzenli yapıyorsunuz ama bir rahatlama hissediyor musunuz? Düzenli ben de yaptırıyorum. Ozondan bu arada. Sonra. Evet. Şimdi işlemi bir anlatabilir misiniz? İşlemi. Kanınızı alıyorlar. Onu şimdi size Aslan anlatsın. Size şöyle söyleyeyim. Çıktıktan sonra müthiş bir duygu. Nasıl biliyor musunuz? Zaten sebebi de aynı amaçla kullanılıyor. Evet. Belgrad Ormanı'nda 2 saat koşmuşsunuz gibi bir hissiyat yaratıyor. Hmm. Çünkü neden? Oksijen, değil mi? Aynen. Sanki aslında böyle mutluluk hormonu salgılıyormuşçasına. Böyle kendinizi o kadar hafif kuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü bende de aynı olay oluyor. O yüzden sordum siz de yaşıyor musunuz diye. Özellikle sabah kalktığımda mesela normalden yorgun kalkarsın, evet, daha böyle donuk doğru kalkarsın, hı-hı, eklem ağrıların olur. İstanbul'da yaşıyoruz malum. Tabii. Beslenmemiz, stresimiz, trafiğimiz. Benim ağrılarım Trabzon'da vesaire oluyordu. Allah Allah. Evet. O dönemde aslında hava yaptırmak çok iyi olabilirdi. Gerçekten yani bence insanoğluna herhalde verilmiş en güzel nimetlerden bir tanesi ozon terapi. Katılıyorum ve aynı zamanda da özellikle İtalya'da koronavirüsü tedavisinde resmi olarak tedavi amaçlı da yapılan bir sistem. Bana sorarsanız önleyici olarak herkesin yaptırması gereken glutatyon. Aynen. Ben bu işleri biraz meraklı olduğum için meraklı. Biraz fazla meraklı. Çok da vakit alan bir işlem değil aslında 15 bakarsanız. Dakika. 15 dakika. Glutatyon mu dedin? O başka bir şey. Glutatyon da bunu birlikte ayrı yapıyorsunuz. Yani önce ozona değil mi aslında? Evet, evet. Sonra glutatyona. Mesela ozon yaptığınız hafta glutatyonu yapmıyorsunuz. Örnek veriyorum, bir ozon bir glutatyon da gidebilirsiniz. Glutatyon etkisini yok ediyor çünkü. Aynen. Hmm. Birbirlerini nötralize etmesin diye. Glutatyon da vücuttaki ağır metalleri atıyor. Yani sıfır yan etki. Aa. Karaciğerde birikmiş çok toksinler, yüksek derecede antioksidan, ağır metaller, cilt üzerinde çok etkili. Özellikle cildin iyileşmesinde mesela son zamanlarda hazır sağlık turizmi de anlatmışken, evet, Somali'den gelen hastalar bize özellikle renginin açılmasında glutatyon istiyor. Evet, renginin açılması için. Renk tonma, kendi ülkelerinde duyduğu yeni Michael Jackson'lar mı var aramızda anlamadım şimdi ben. Şimdi sebep de enteresanmış. Şimdi Somali'den bugün aslında sağlık turizmini konuşacağız, evet, sizinle. Ama enteresan bir giriş yaptınız. Somali'den hastalığınız mı geliyor? Geliyor. Aslında. Evet, çok çok. Somali bölgesinde özellikle sağlık turizmi artık yer değiştirdi aslına bakarsanız. Çünkü birçoğumuzun aklına sağlık turizmi gelince kim geliyor? Araplar geliyor, değil mi? Çok doğru. Değil artık. Kesinlikle artık İspanyollar geliyor. Brezilya geliyor. Somali'den Amerika, zaten İngiltere geliyordu ama Arap furyası artık geride kaldı bir tık. Artık diğer alanlar. Çünkü onlar Somali'ye yeni çok keşfetti. Şaşırdım. Somali özellikle hani diğer kliniklerde de muhtemel ama bizim şu anki hasta potansiyelimizin %80'i Somali. Peki bu renkle ilgili kısmını da bu tabii cildin tabii. Glutatyonun cilt onarma üzerinde etkisini bayağı araştırmışlar onlar. Bize talep ettiği için biz de kliniğe getirdik. Yani ve sonra hekimlerimiz araştırdığında, evet, ben bilakis kendime de yaptığımda, glutatyonu yaptığımın ertesi gün suratına baktığında gözeneklerinin tıkandığını ve parlak bir surat hissediyorsun. Makyajsız olmana rağmen cilt üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Glutatyon ama ozon, evet, değil. Ozonun da bence böyle bir etkisi var. Ozonun mı? Bence her şeye faydası var. Yani saçınızın telinden tırnağınıza kadar. Çünkü kanın işlemediği yer yok. Peki bu sağlık turizminde şimdi şeyde şaşırttınız. Normal şartlarda sağlık turizminde en önemli konu saç ekimiydi. Saç ekimi. O da mı ikinci plana düştü? Artık saç ekimi de ikinci plana düştü. Şöyle ki insanlar Taksim'de, siz de görüyorsunuz, Taksim'de, Aksaray'da ya da o restoranlarda her yerde, bandajda arkadaşlar ama yastık artık var burada hocam, iki tane böyle. Şurada bir de bant.
Aynen orada. Herkes kendi kliniğinin ismini yazdırıyor. Şimdi saç ekimini dünya çözdü. Türkiye bunu kendi ülkesinden daha uygun alıyor. Ve İstanbul gibi bir yere geziyor. Türkiye'yi geziyor. Ucuz maliyetle. Memleketinden uzak çünkü kimseye gözükmek istemiyor. Arkadaşı vesaire vesaire. Dolayısıyla aynı paketi ve ucuzla ve tatil yaparak aldığı için makul geliyordu. Ama artık diş plastik cerrahi, gebelik, özellikle ileri yaş hastalarda... termal turizm var bunun yanında. Termal sağlık, turizm? Termal turizm, işte spalar vesaire, ben eklemlerde. Yani şey bu kaplıcalar. O da sağlık turizmine giriyor ama öncelik artık saç, dişi falan biraz geride kaldı onlar. Diş, plastik cerrahi, gebelik turizmi var şu an mesela. Dediğim gibi normal şartlarda gebelik turizmi Amerika'da oldu benim oldu. Bildiğim. Biz, yani ben de oraya gitmiştim de biraz. Ondan dolayı 11 sene oldu. Çünkü talep geliyor. Hani bunun üzerine bir kuruluş olduğumuz için ve bunun için bir call center sistemi dünyanın her yerinden çalışan arkadaşlar var. Buna bakan, cevaplayan 30-40 tane beklenti elemanlarımız nedir? Var. Mesela aslında beklenti bizim milletimize göre daha düşük biliyorsunuz. Yani şöyle anlattığınca, izah edince anlayabiliyorlar. Çünkü şöyle, çünkü örnek veriyorum saç ekiminden. Amerika'da 1000-1500 greftin üstünde saç ekimi gerçekleştirilir. Yani kıl kökü diyoruz değil mi? 2000 dediğinde Amerika'daki aynen. meslektaşlarımız korkuyor. Nasıl bir seansta 2000 nasıl yapılır? Evet. 1000'e çok alışmışlar. Aynen. Onu ben de duydum. 1500 greft. Bunu ne kadar alıyor? İşte 8000 dolara 9000 dolar oluyor. Ama biz burada 5000 greft ekiyoruz. 6000 greft ekiyoruz. Bir kerede. Bir kerede. Ve dolayısıyla tabii ki yani üstüyüz artık. Aynen. Yani yalnız çok açtık yani. Aradaki fark niye bu kadar yüksek? İşçiliğimiz çok iyi. Yani elimiz yatkın. Onlar çok sık yapmıyorlar. Evet sık yapmıyorlar. Bir de şöyle bir şey. Şimdi örneğin saçtan ilerlediğimiz için 1000 grafti 2 saatte bitirirsin. 6000 grafti 10 saatte bitiriyorsun ama o gün yoruluyorsun ama devamı ve sürekliliği oluyor. Bizim millet olarak hakikaten işçiliğimiz çok iyi. Elimiz her şeye yatkın. Ve hekimlerimiz çok iyi. Ülkemiz zaten koşullar açısından evet, coğrafi olarak iyi bir lokasyonda. Adam kaliteyi ucuz alıyor ve gelmemesi için de bir sebep yok. Peki yani kalite, el işçiliği dışında vaat ettiğimiz neler var sağlık turizminde yurt dışından gelen hastalarımıza? Neler var? Hastaya diyorsunuz ki yani evet burası Türkiye, siz ne, siz sağlık alanında koşullar sunuyorsunuz. Sizin yapmanız gereken diyorsunuz sadece uçak biletini almak. Geri kalan bütün alanı buradaki çalışan klinikler. Aslan, siz mesela diyelim ki nereden? Somali'den gelen bir hasta adayısınız. Evet. Uçağımızdan indik. İndik. Bizim oradaki görevli arkadaşımız ismiyle birlikte karşılıyor. Şoför arabaya alıyor ve kliniğe getiriyor. Öncesinde biliyorsunuz bu Covid'den dolayı testler yapılıyor. Evet. Hastaneye gelmeden önce yani kliniğe gelmeden önce hastaneye gidip bir korona testi yapıyoruz. Daha sonra diyoruz ki evet. Ondan sonra oteline yerleştiriyoruz. Diyoruz ki bu test size işte 10 saat içinde çıkacak. Otelinizden çıkmayın. Oradaki yemeğini, kahvaltısını yaptı. Testi çıktı. Kliniğe getirip artık tahlil, bize düşen tahlil işlemleri yapıldı. Planlaması yapılıyor. Operasyon cerrahi midir, obezite midir, göz müdür, diş midir her neyse. Planlaması zaten hastanın gelmeden yapılmış oluyor. Evet. Bütün organizasyonlar tamam. İşlemini yaptırdı. Kaç gün kalması gerekiyor? Örnek veriyorum 3 gün, 5 gün. Hasta burada 3 gün boyunca eşlik ediyoruz. Yani otelinde eşlik ediyoruz, operasyonda eşlik ediyoruz. Operasyon sonra ihtiyacı olan malzemelerinde eşlik ediyoruz. Yani işte sıhhi belki değil mi ilaçlar aynen, tabii, vesaire. Tıbbi olarak. Yani hani bu da çok önemli. Yani sunduğunuz hizmet. Şimdi neticede bir empati yaparsak bize de bir ülkeden vaat edilmiş bir hizmet için Amerika'ya gittim diyorsunuz. Size bir hizmet sunuldu. Gittiğiniz o hizmetin karşılığını bana hiçbir hizmet sunulmadı. Onun için bizde kaldılar yani, zaten. Şöyle söyleyeyim özür dilerim yeri gelmişken. Bakın ben orada doğurdunuz doğru, değil mi? Orada doğum yaptım ama yani ben dünya insanıyım. Dünyanın her yerini de çok severim. Benim evet. öyle ırkçılıkla ve en sevmediğim şeydir. Milliyetçi bir insanım. Ya asla Türklüğümü ezdirmem evet. ama hiçbir başka millete de kötü konuşmam. Fakat bu sağlık sektörü özellikle koronavirüs zamanında ortaya çıktı ki Amerika'da evet. sağlık sektörü diye bir şey yok. Birçok insanın hayali yıkıldı. Aslında biz biliyorduk onları sağlıkçı olarak. Doktor Bey de bilir. Yani bizim dışarıdan hizmetimiz yok. Bugün mesela fuarlara gidiyoruz. İtalya, İspanya ve Amerika. Adamın kendi ülkesinde hekimi yok.
gelmiş Arabistan'dan, gelmiş Irak'tan, gitmiş Türkiye'den, gitmiş Almanya'dan. Bizim doktorlarımız. Yani bizim artık sağlık personelimiz, hekimimiz, hemşiremiz, anestezi uzmanımız, her neyse A'dan Z'ye kadar kendi yetiştiği, yani çekirdekten yetişen ve grup ve hakikaten Türk hekimleri ve Türk sağlık çalışanlarının üstüne yok. Ben bu yani konuda gerçekten da gördük bunu. Doğumu orada yapmış biri olarak inanın şey kendimce orada oranın en işte tam teşekküllü en pahalı işte hastanesi. Ben herhalde dedim ki beni kandırdılar, burası devlet hastanesi şu anlamda söylüyorum. Bir kere emzirirken şeye bastım düğmeye. Çocuğu sen doğurdun, ben mi sürekli sana emzirmeyi göstereceğim dedi hemşire bana. Bir kerecik ya düğmeye bastım. Kendim bir böyle eksik, bir de becerememiş duygusu, o emzirme iş biraz doğru, sıkıntılı bir şey. Çünkü herhalde ben beceremiyorum, herkes beceriyor. Ben herhalde böyle insan bir acayip psikolojik, enteresan bir yani, kötülükte. Evet, çünkü insan diye o anda yalnız da hissetmiş tabii olabilirsiniz. Yani hemşirenin zaten gelip yani manevi olarak o desteği vermesi lazım. Ama İnanın, ne kadar bireysel bir... Kendi milletimizde bu sağlık turizminin bu kadar hızlı gelişmesindeki ana sebeplerden bir tanesi de Deniz Hanım'ın söylediği evet, gibi. Biz birazcık... Biz misafirperver bir millet. Biz bize duygusalız. Yani gerçekten öyle. Yani hani hasta, turist işte ödemesini yaptığı mantığı değil. Adam kere uçağa binene kadar eşlik ediyoruz. Duygularımız yabancı saçının bir yerde zarar gelmemesi için. Bir de o var. Yabancı bir yerde seviyor. Çok güzel şey söylüyor. Bakın, yabancı ben, hocam yabancı olsun. Türkçe konuşamayın. Uçaktan indik aldık diyor. Evet. Ağırladık diyor. Hocam, oteline bakın, yerleştirdik işte, diyor. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Velev ki Türkçe, İngilizce hiçbir şey konuşamıyor kadın. Kadın emziriyor, beceremiyor. Burada sokakta ya bile yardım ederler. Doğru. Evet, evet, çok doğru. Gerçekten tabii öyle. O anneannelerimiz, geleneklerimiz, örfümüz, mesela, yapımız gereği. Bu hafta gelen bir tane plastik cerrahi operasyonu, eşini hiç görmemişim. Ve adam hani kadın olduğumun duygusuyla ve herhalde insan sarrafı onlarda artık yüzden anlıyor. Diyor ki karım sana emanet hasta, annesiyle birlikte gönderiyorum. Ben gelemeyeceğim ama gözüm arkada değil. Biliyorum ki sen ona eşlik edeceksin. Şimdi öyle hastaya nasıl... Ben işimi gücümü bıraktım, tatil programlarımı kadına endeks oldum. Evet. Yani o gelecek ve ben ona sahip çıkacağım. O kültürümüzle ilgili tabii. Evet. Şey kesinlikle yani kültürle alakalı, evet. Şimdi turizmde tabii sağlık turizmi bence artık çok büyük bir dinamo. Yani hem tüm turizmin açısından evet, düşünürsek ve tüm dünyadan da dediğin şeyde çok haklısın. Tam kesişme noktasındayız. İstanbul evet, özellikle evet, her yerden geliyor. Somali'yi senden duydum. Ben de vallahi şaşırdım ya. Yani. Avrupa'ya çok alıştık. Arap Somali dünyasına çok alıştık. Pazar. Avrupa'ya da hatta Brezilya'ya da alıştık ama evet, ilk defa Afrika'ya inmişiz. Bu kesinlikle müthiş bir şey. Yakında Çin, Japonya biz gideriz yani. Kesinlikle. Biz gideriz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Çok merak ettim. Somali'den hiç mide ameliyatına gelen oldu mu? Obeziteye mi? Evet. Obeziteye gelmiyor ama plastik cerrahiye çok geliyor. Çünkü onların bir genetik yapıları var biliyorsunuz. Evet. Bel ince, popo. Evet, evet. Vesaire. Ben merak ettim. Obezite oraya da vurdu mu diye. Diş ve saça çok geliyor. Saça da neden geliyor? Çünkü bizim gibi değil onların. Grev kalitesi. Daha C, afro dediğimiz. Evet. Zor kafalar. Yani Amerika'nın 1000 grev ektiğini Amerika 200 grev zor ekiyor. Yani zor çıkartıyorsun onu. O trans çok kıvırcık diye çok mi? Çok kıvırcık diye. Aparatları vesairesi çok zor. Doku bırakmıyor onu. Ve biz sağ olsun onu da elimiz yapa yapa alıştığı için artık o başarıyı da orada bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz için ve Somali'de aslı kendilerinin çok meşhur bir ismiymiş. Mesela bizde kim vardır? Ha. Ayşe Fatma vardır ya hani böyle aslı geleneksel. Evet. Aslı onlarda böyle bir anneanne babaanne ismi gibiymiş. Hı. Bir de herhalde oradan bir çağrıştırıyor bir şey oluyor. Aslı diye geliyorlar mesela. Ama enteresan değil mi hocam? Yani... Beni çok şaşırttı açıkça söylemek i̇şte gerekirse. Diyorum ya şey kaldı geriye Çin, Japonya hani alıyoruz tüm dünya oralarda bitiyor. Çünkü Brezilya'dan falan da başladı. Yani Güney Amerika'dan bir da birkaç yıldır başladı. Bir de şu oldu pandemiden sonra bizi şeyle kıyaslıyorlardı. İran ve Pakistan'la kıyaslanıyorduk. Biz İran'da Pakistan'da ne alakamız şöyle, var? Şöyle saçta kıyaslıyorlardı. Plastik cerrahide değil bu pandemide şunu gördü insanlar. İran mesela bizim yaptığımız işi sektörün içinde olduğumuz için biliyoruz hani etrafta. Rakiplerimiz hangi ülkeler falan diye diyor adam yani Irak'ta ben İran'a giderim 400 dolara yaptırırım diyor örnek veriyorum. Şimdi, artık onu demiyor pandemiden sonra diyor ki yani hayır ne olursa olsun Türkiye'ye gideceğim çünkü başıma da bir iş gelse
Yani sizin her şeyiniz sağlam. Ben şimdi diyor Pakistan'da güvence altında olmayacağım diyor adam. Evet. Ya da İran'da diyor artık o şey yıkıldı yani. Yani bu salgın kıyaslama döneminde özellikle hani sadece bırakalım İran'ı, Pakistan'ı, Avrupa'nın bile hepsinden iyiyiz bence. Yani. Kesinlikle. Sağlık yönünden hani kesinlikle. Hem yönetim tıp yönünden de çok iyiyiz. Turizmi için, sadece sağlık turizmi için de yani Amerika'ya gerçekten ben yaşamış biri olarak söylüyorum. Amerika'dan soğuduk. Ben de düşünüyordum ama artık hayır. Yani inanın kızım çok fazla süt, daha doğrusu sütlaç yediğim için kızımın makat bölgesinden kan geldi, zehirlendi. Allah. Şeye gittim. Bebekken. Evet evet. Yani çok daha 30 günlüktü. Gene benim hatam diye sonra çok psikolojik ben dağılmıştım. Acile gittik. 1,5 saat bekledim. Acilde. En iyi acil bu. O yüzden yani biz gerçekten inanılmaz bir yerdeyiz. Evet. Öykü peki merak ediyorum. Mesela ileride, çok ileride, çünkü sen inanamıyorum ama biraz önce kendi söyledin diye 38 yaşındasın. Gerçekten bu arada 28 gösteriyorsun. Biraz teşekkür önce ederim. Söyledin ama gerçekten öyle gösteriyorsun. İleride artık çok da ihtiyaç kalmadı hocam, bunu konuşuyoruz artık ama. Artık koruyucu her zaman diyorum. Böyle koruyucu kesin estetik. Bir şey yaptırman gerekirse yaptırır mısın? Yaptırırım. Önümde. Evet. İşte. Kesinlikle yaptırırım. Yani böyle şey. Dürüst konuşan insanı. Özellikle göz kapağı ameliyatı bence önemli. Evet. Kadınlarda. Genetik olarak mesela birazcık daha düşük göze sebep oluyor ve bence o yaşı gösteren bir şey. Biraz ama genetik de galiba. Göz kapağı, konuş, bu göz oradan, kapağını çok güzel söylüyor. Göz küçük böyle bir et alındığında. Cerrahi. Değil mi yani. Cerrahi? Evet, yani burunda mesela değişiklik istiyoruz cerrahi. O çünkü ister istemez o eti alınca o göz kapağı da evet. Yani kalkınca yukarı. Tabii tabii. O zaman daha fresh bir tabii. Daha böyle dinamik, daha genç bir görüntü olur diye düşünüyorum. İleride göz kapağı ameliyatı olabilir, evet. Bunu nasıl anlıyorsunuz? O şeyi kalemi çekiyorsunuz. İlerleyen yaşlar buralara bulaşıyor ya. İşte yani o zaman evet. Anlıyorsunuz ki göz kapağı artık aşağı yavaş. Çok ilerlemesi de gerekmiyor aslında. 20 yaşında birinde de var yani. O biraz genetik bir şey. Gibi onunla ilgili. Yani. Mesela bizim ailede de vardı. Teyzemler, annem, herkes yaptırdı. Gözün yani göz yapısı, kapağı ameliyatı herkes oldu. Burnun yapısı. Bir de göz doktoru da ucu, önerdi bu arada. Çenenin ucu. Ha, çenenin bu bölgeler yüzde çok genetik. Bunu bir gün aslında ayrı bir gün konuşalım. Çünkü benim çenem ya beğenen hiç yani çok beğeniyor da hiç beğenmiyor. Programımızın sonuna geldik. Tam bana oklar bana dönüyor. Valla muhabbet çok güzel gidiyordu. Çok teşekkür ederim. Biz iyice kaptırmıştık ama sorularımızın sonuna geldik. Yani bugün için bitmesin diye dua ediyorum. Çok keyifliydi sohbet çok benim için. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten size sağ olun. Çok keyifli geçti program. Hocam sizi de çok özlemişim. Dizim artık bir pansuman yaparsınız yayından sonra. Eyleme söyledim, bize birer nazar boncuğu alacakmış. Hocam önümüzdeki nazar boncuğuyla geçmez yalnız. Neyse bunu o artık yayından sonra konuşalım. Efendim yarın yine aynı saatte saat 14.30'da biz buradayız. Yarın yani pazar günü tekrar görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.